Kayıttayız. Merhaba sporcular olarak. Bu kanala geldiysen muhakkak bir sporla ilgileniyorsundur. Yeni bir spor başlamak istiyorsundur. Fakat başlayamıyorsundur bazı zorluklar nedeniyle. Ya da spesifik olarak buz pateniyle ilgileniyorsundur. O yüzden hoş geldin. Öncelikle sana benim serüvenimin nasıl başladığından bahsetmek istiyorum. Sporla mı başlayalım? Her zaman ben aslında benim temelde istediğim şey küçüklüğümden beri bir sporda ilerleyip bir yere gelmek ve profesyonelleşmekti benim hayalim ve istediğim olan şey. Fakat zamanında işte ailemi çok yönlendirememesinden belki de. Hani onlara da kesinlikle bir şeyim yok. Hani çünkü zaman onu gerektiriyordu belki de. Yönlendirmemesinden dolayı vesaire. Bir türlü böyle hep spesifik bir şekilde bir şeyle ilgilenmem, bir sporla ilgilenmem mümkün olmadı. Ama ben her zaman bir sporla ilgilendim. Hangi hobi alanına ilginiz daha fazla? Yani mesela ben şahsen sesimin güzel olduğunu söyleyen arkadaşlarım var ama çok böyle şey değildir. Hani kötü bir sesim yoktur, rahatsız etmez. Ama müziğe ben çok yetenekli olduğumu düşünüyorum. Çünkü ben piyano da çaldım. Ondan önce gitara başladım ilkokulda. Ama onu da devam ettiremedim. İşte hem böyle senkronize bir şekilde yapmakta zorlanıyorum. Mesela müzik ve şarkı söylemek ve aleti çalmak ya da çalan birisine uymak konusunda. Mesela müzik bana göre değil bu anlamda. Resime bakalım. Resim mesela bana göre mi? Çok o da değil. Onu da çok beceremiyorum mesela. Ona da başarılıyım. Ama spora geldiğinizde her sporu yapabilirim. Yani her sporda yeteneğim var diyeyim yani. Hani yaptığım her sporu yapanlar arasında en iyi yapanlardan oluyordum. O yüzden ben spor yapmaktan çok keyif de alıyorum. Bunun içerisinde hep olmak, hayatımın bir köşesinde olmasını istiyorum. Spor hayatım benim buz pateniyle başlamadı tabii ki. Voleybol oynayarak başladım ben. 5. sınıfta bu okul takımında yer aldım. Orada oynadıktan sonra ben yaklaşık 5. sınıftan lise 3'e kadar, yaklaşık kaç oluyor işte, bir 7 yıl falan voleybol oynadım. Takım kaptanlığı yaptım. Başarılar elde ettik vesaire. Fakat daha sonra tenise ilgim daha fazla başladı. Küçüklüğümden beri aslında onunla ilgilenmeyi çok isterdim. O da benim yani buz pateninden sonra şu an favori sporlarımdan birisi. Hala da oynuyorum. Devam ettiriyorum. Ama şu an revaçta olan benim için buz pateni ve onunla ilerlemek istedim. Üniversiteyi kazandım. Daha sonra tenis oynamaya devam ettim üniversitede. Üniversitelerarası Türkiye tenis şampiyonasında yer aldım. Ve benim için unutulmaz deneyimlerdi onlar. Çok keyifliydi. Dönüp bakınca iyi ki gitmişim. İyi ki bu fırsatı kaçırmamışım diye düşünüyorum. Fakat daha sonra bu tenise devam edemedim. Ama sonra geçmişte kalan, içimde ukde olan buz pateni sporuna geri döndüm. Şimdi buz pateni sporu neredeydi? Ona bir geri dönelim. İlk buz pateni ablamla gittim. Ablamla gittiğimde kaymak için fark ettim ki ben ilk girdiğimde kayabildim yani. Dedim ki ben keyif aldım ve bunu yapmak istiyorum. Bu sanırım 6. sınıftaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. 6. sınıfta babamla birlikte başladık. Gittik Ankara'da en bilinen Bahçelievler Buz Pateni Sarayı var. Oraya gittik. Orada kulüplerle görüştük vesaire. Kulüp isimlerini vermeyeceğim. Vermesem daha iyi olur. Bir kulüple başladım ben. Hafta sonları haftada 2 gün gidiyordum. Ve çok da keyif alıyordum. Sonra şöyle bir şey oldu. İlerleyemedim bir yere kadar. Çünkü beni onlar da yönlendirmediler. Ve böyle hani, hobi grubunda yer aldığım için küçük çocuklar da vardı. Artık böyle çok benim seviyeme uygun şeyler yapılmıyordu. Hani, o yüzden orada devam etmek istemedim. Pist bu arada hobi de gruplara ait. Pist bölümlere ayrılır. Her kulüp orada yapar. Diğer uçta başka bir kulüp gördüm ve benim yaşımdaki kızlar vardı hep. Dedim ki baba ben o kulübe geçmek istiyorum. Öyle de oldu. Kulübümü değiştirdim. O kulübe girdim. Ve daha sonra ben o kulübe geçince oranın hobi grubunda çok fazla ilerledim. Benim temellerim orada atıldı diyebilirim o hobi grubunda. Daha sonra 2-3 kişiydik benim yaşımda olan. Bizi senkronize takımlarının alt yapısına aldılar. Fakat maalesef o zaman da ben İşte üniversite sınavına hazırlanıyordum. Onun hazırlıkları dershaneydi, çalışmalar vesaire. Ve maalesef bir de şöyle bir problem var. Çok fazla kulüp var. Saatler sınırlı. Gece 12'de antrenmanlar, 1'de antrenmanlar oluyordu. Yani o zaman da benim babamın beni götürmesi, gece orada ona da zorluk oluyordu. Yani o yüzden devam edemedim. Takıma geçmekle bitmedi yani
oranın şeyi. Yine tabii ki çünkü içinde ukde kalmış oldu bu şekilde. İşte biz orada kenarda çalışırken takım halinde yaptıkları hareketleri gördüğümde ben yani diyordum ki ne kadar hızlı kayıyorlar, ne kadar güzel kayıyorlar. Ben onlar gibi kayabilecek miyim acaba, öyle bir zaman ne zaman gelecek diye benim gözümde uzakta kalıyordu. Ki hakeza uzakta oldu, yani uzakta oldu dediğim, devam edemedim. Daha sonra üniversiteye başlayınca tenisi zaten devam ettirdim. Daha sonra işte teniste dedim ki ben neden, çünkü ben bir şey yapmadan duramıyorum arkadaşlar. Spor benim hayatımda hep olması gerekiyor ve öyle mutluyum yani. Muhakkak siz de neyle mutluysanız onu bulun. Daha sonra buz patenine ben geri dönmek istiyorum dedim. İşte geri döndüğüm için tek bildiğim kulüp, o daha öncesinde dediğim ikinci geçtiğim kulüp olduğu için oraya geçtim. Fakat o hoca değişmişti vesaire. Kulüp tamamen değişmişti. İçindekiler de değişmişti. Sonra orada ben yaklaşık ne kadar, bir sene kaydım diyebilir miyim bilmiyorum. Emin değilim. Ama orada da çok aradığımı bulamadım. Neden? Çünkü seviyeler yine uyuşmuyordu. Yani ben ilerlemek istiyordum ve takım çıkarılmaya çalışıyordu orada. Takım çıkarılamadı vesaire. Orada bir türlü olmadı. Ondan sonra anlaşamadı. Sonra ben de dedim ki takım çıkmayacağı için ben devam etmek istiyorum. Sonra tabii ki bizden sonra işte çıkan takımları falan izliyordum, araştırıyordum. Yine yaşıma yakın böyle iyi kayan bir kulüp buldum. O kulübü araştırdım, ettim, konuştum derken sezon bitti. Ben tekrar o kulübü mail atmıştım. Bana telefon numarası atıldı. Tekrar yazdım, dedim. Böyle böyle ben çok seviyorum, devam etmek istiyorum. Beni yönlendirebilir misiniz? Ben görüyorum vesaire. Kişi de önceden o kulüpteymiş, sonra başka bir kulübe geçmiş. Dedi ki bana, istersen şu an bizim kulübün yaz okulu var, 2 haftalık yoğun bir program her gün. Ona katılabilirsin şimdilik. Ben o yaz ona katıldım ve arkadaşlar şöyle, hem staj yapıyordum, yaz stajı, hem Ramazan'dı, hem de sabahları antrenmana gidiyordum. Gerçekten nasıl yaptığımı şu an bilmiyorum ama o zaman bunları yaptım yani. Ama iyi ki de yapmışım diyorum. Çünkü benim o ikinci geçtiğim kulüpten sonra bir başka temelimin atıldığı, demeyeyim de daha da kuvvetlenen yer orası oldu. 2 hafta üst üste o paten kaymak. Çünkü her şeyin başı pratik yani. O pratikle birlikte ben çok ilerledim. Ondan sonra dönem başladıktan sonra ben tekrar aradım. Böyle böyle beni hatırlıyor musunuz? Ben size aramıştım. Böyle sizin kuyunuza gelmiştim. Beni yönlendirebilir misiniz? O da beni yönlendirdi o gitmek istediğim kulübe. Sonra şansıma da ben o kulübe gittim ve kimse antrenmana gelmiyor. Kulüp dağılmış demeyeyim de artık böyle devam etmiyor gibilerdi. Gelmiyorlardı antrenmanlara artık. Sonra takım çıkaramayacak gibi oldu o kulüpte. Öyle olunca işin garipliğine bakın. Benim ondan önceki kulübüm benim o yeni gittiğim kulüpteki hocayla anlaştı. Sonra o hoca eski kulübe gitti. Sonra diğer kulübe gittim. Ve orada da adam eksiği vardı. Sonra hoca bana dedi ki Beyza gel kay. Dedim ki ben hani oradan ayrıldım, öyle olur mu, gittim şimdi geri gel falan. Gel, onlar da gel diyorlar falan dedi. İyi dedim, tamam, çünkü benim hayalim o sene şuydu. Ajandamda da yazıyor bu arada, 2019 yılında bir yarışmaya katılmak. Tekrar bu arada ikinci kulübe geri dönmüş oldum. Ve orada yarışmaya katıldık o kulüple. Buradaki madalya da oradan ikinci olduk ki bir mucize gibi oldu yani, gerçekten hiç kimse bizden beklemiyordu, çok toplama bir şekilde ortaya çıktı. Ondan sonra orada da sıkıntılar oldu, ne sıkıntılar oldu vesaire, o çok olaylar oldu. Ben onunla ilgili bir video çekmek çok istiyorum çünkü gerçekten uzun bir hikaye orası. Daha sonra olmadı o da ve ben şuna karar verdim. Ben bu kadar çirkin insanlarla, ki maalesef arkadaşlar bu Türkiye'nin demeyeyim ama bence dünyada böyle, spor camiasında iseniz kesinlikle pislikler oluyor. Yani bu hangi cam? Belki hani başka camialarda da böyledir ama yani ben buna o kadar çok üzüldüm ki. Yani neden insanlar profesyonel bir şekilde hem işini yapıp hem gelip sporunu yapamıyor? Bunu neden bana kimse söylemiyor? Yapamıyorlar yani. Bu çok zor bir şey değil. Neden herkes birbirinin arkasından kuyu kazmak zorunda? Kazma arkadaşım. Bunu profesyonel yapanlar da var. Yapabilen biliyorum bir kulüp. Yani yurt dışında da olan kulüpler vardır bu şekilde. Ben herkesin bu kadar kötü olduğunu inanmıyorum.
Yani tartışmaların arkasından kuyu kazmadan profesyonelce, gerçekten profesyonel bir şekilde spor neden yapamıyorlar? Yapılmadı. Daha sonra ben de dedim ki lanet olsun, istemiyorum. Bir daha takımda yer almam. Çünkü yani kaç defa yaşadığım olayları size bahsedeceğim. Ama ben pes etmedim. Çünkü dedim ki ben buz patenini seviyorum. Ben spor yapmayı seviyorum. Ve ben buz pateninde ilerleyeceğim. Bir yerlere gelmek istiyorum dedim. Ve ben daha sonra buz patenine bireysel devam etmeye karar verdim. Yani figür olarak. Figürde devam etmeye karar verdim. Özel dersler almaya başladım. Ki benim peak noktam oradan sonra başladı diyebilirim. Özel derslerde hocam sağ olsun çok ilerledim. Bayağı ilerledim. Ama şöyle bir problem var. Onda da şimdi genç başladığım için önemsenmediğimi hissediyorum. Ama ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum ki olmayacak da. Çünkü ben hiçbir zaman pes etmeyeceğim. Bu sefer gerçekten pes etmek istemiyorum ve sonuna kadar gitmek istiyorum. Gidebildiğim kadar gitmek istiyorum. Ben bir yerlere gelmek istiyorum. Kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Küçüklükten başlamamış olmanın hiçbir şeye engel olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir şeyi gerçekten çok isterseniz, bir şeyin peşinden gerçekten koşarsanız, çabalarsanız, emek sarf ederseniz yapamayacağınız hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden ben bunu yapmaya çalışıyorum. Bu da bir başarıyla sonuçlandı. Ne? Buz pateninde figürde yarışmalara girebilmeniz için testler var. O testleri ilk önce atlamanız gerekiyor. Dolayısıyla ben senior oluyorum. 23 yaşında olduğum için senior kategorisinde yarışabiliyorum figürde. Ona gelene kadar bütün testleri geçmem gerekiyor. Yani ilk önce temelde D, C, B, A var. O testleri geçmem gerekiyor. Dolayısıyla birazcık zor gibi gözüküyor. İmkansız mı? İmkansız diyemem. Ama çok emek yani. İmkansıza yakın diyebilirim belki de. Kısacası ben D testiyle Basic testleriyle başladım. O teste geçtim. Bu benim için bir başarıydı. Ve o testlerde de ilerlemek istiyorum. Kısacası benim hikayem böyle ve bu şekilde kaldı. Çünkü korona nedeniyle devam edemiyoruz maalesef. Umarım her şey düzelince hep birlikte sporlarımıza geri döner. İstediğimiz ve sevdiğimiz şeyi yapmaya devam ederiz. Benim size son olarak söylemek istediğim şey, vermek istediğim mesaj buradan şu. Hiçbir şey için geç değil. Geç başladığı yaşınız neyse geç olduğunu düşünüp yapamayacağınızı sakın düşünmeyin. Buna sakın kendinizi inandırmayın çünkü imkansız değil. Bir şekilde ucundan tutun. Kurs bulun, kulüp bulun, birisini bulun. Ben ilk başta diyordum ki bilmiyorum kulüpleri vesaire. O işin içine bir kere girin, bir adım atın, bir hoca bulun. Ondan sonra camiayı yavaş yavaş tanımaya başlarsınız. Ne, kim ne, nasıl, kim, hangi kulüp daha iyi bir tık daha, hangi kulübün amacı ne, hangi hoca daha yetkili. İnsanları daha bir tanımaya başlar ve o şekilde yolunuzu, rotanızı çizebilirsiniz. O yüzden bir şeyin ucundan tutun. Yeter ki çabalayın, isteyin ve peşinden koşun. Hiçbir şey için geç olmadığını göreceksiniz. Şimdi her şey düzelince spora tekrar başlamanıza ya da başlamak istediğiniz spora başlamanıza ya da buz patenine başlamanıza cheers. Son bir şey unuttum. Kanalıma abone olmayı ve Instagram hesabımı Süreyya buraya bir yere konuluyor herhalde yapabilirsem, başarabilirsem takip etmeyi. Beyza da Skater. Unutmayın. İleriki videolarda görüşürüz. Sizinle kavuşmak için ve pistlere geri dönmek için çok sabırsızım.